O zaman haydi başlayalım bu yepyeni güç birliğinin ilanına. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz açılış konuşmaları için. Sayın Genel Başkan, az önce devletin 24 saat çalışacağını, artık enlem ve boylamın fark etmediğini söyledi. İşte şimdi dinleyeceğiniz kıymetli fikirleri duymak için biz de enlem ve boylam farkı gözetmeyeceğiz ve kameralarımızı Amerika'ya, Washington DC'ye çevireceğiz. Ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, endüstri değişim uzmanı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Sayın Jeremy Rifkin karşımda. Kulaklıklarınızla konuşmanın devamını simultane çeviriyle duyabilirsiniz. Ben izninizle Sayın Rifkin'i kendi dilinde selamlayacağım. Mr. Rifkin, it's my pleasure and honor to welcome you. Sayın Rifkin, sizi burada selamlamaktan onur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz tekrar bize katıldığınız için. Şimdi oldukça güç ama heyecan verici bir dönemin başındayız. Biz seçim dönemine girdik artık. Genç bir nüfusumuz var ve burada işbirliğine bağlı bir ekonomi inşa etmekten bahsediyoruz. Bütün ekonomik doktrinler ve politik gerginlikler, bunlar her zaman kolay olmuyor biliyorsunuz. O halde sorun şu: Türkiye yalnızca halihazırdaki sorunları ele alan bir ülke değil, daha geniş bir perspektifte hareket eden bir ülke haline nasıl gelir sahne sizin? Teşekkür ederim. Türkiye'deki değerli dostlarım, merhaba. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle çalışıyor olmak benim için çok heyecan verici olacak. Bunu heyecanla bekliyorum. Ve bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım ben. Türkiye'nin kapsamlı bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Ve bu şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek. Bu bir sanayi dönüşümü ve sıfır karbon emisyonu içeriyor. Benim ekibim Avrupa Birliği'nde temel mimari görevlerde yol aldı. Aynı şekilde Çin'de iklim değişikliği gibi konularda da görev aldık ve Birleşik Devletler'de de benzer roller üstlendik. Evet, size katılmak çok güzel. Chicago Üniversitesi'nden ve MIT'den değerli ekonomist Sayın Acemoğlu ile birlikte çalışıyor olmakta mutluluk verecek bana. Şimdi ciddi bir sorunumuz var. Evet, son dönemdeki iklim çalışmaları bize şunu gösteriyor. Akdeniz'in 22 ülkesi, yani 480 milyon kişi dünyanın geri kalanından %20 daha hızla ısınıyor. İklim değişikliği işte bu bölge için bu anlama geliyor. Bu da dünyanın bütün dünya genelinde en hızlı yağmur azalımı da bu bölgede görülüyor. Türkiye'de bu bölgenin bir üyesi ve epeyce önemli bir kısmı yerleşilemez hale gelecek eğer bu şekilde devam ederse. Dolayısıyla burada dramatik bir değişimle karşı karşıyayız ve her Akdeniz ülkesi ve bu ülkeyi yönetenlerin bu konuyu ele almaları gerekiyor. Evet, şimdi birlikte çalışırsak daha geniş bir ölçekte çalışırsak ancak başarılı olabiliriz. Bu dayanıklılık çağı diyebileceğim bir çağ ve bütün Türk halkının dayanışma içinde olması gerekiyor bu yolculukta. Bu çevreyle alakalı bir şey ama sadece bununla alakalı değil. Bunu akılda tutarak bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Evet, iklim değişiyor. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Artık bu bir teori de değil. Artık bilimsel bir gerçek.
Türkiye'de ya da Akdeniz Havzası'nda yaşayan insanlara olan biteni anlatmak zorunda bile değiliz hatta, çünkü herkes bunun farkında. Dolayısıyla çok ciddi soğuk karlar alıyoruz gezegenimizin birçok yerinde. Aynı zamanda çok ciddi seller de yaşanıyor. Yaz aylarına geldiğimizde ise susuzluk, sıcaklık, ısı dalgaları ve kıtlıklar yaşanıyor. Sonbaharda ise fırtınalar ve tayfunlar bizi vuruyor. Evet, bunların hepsi bir araya gelerek ekosistemimizi alt üst ediyor ve bu ciddi bir sorun bizim için. Bu yalnızca insan hayatını değil, gezegendeki diğer hayatları da tehdit eden bir gerçek. Ben burada özellikle Z kuşağı olmak üzere başta şunu söylemek istiyorum. Biz 6. dönemin başındayız aslında ve insanlık için çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha evvel 5 defa benzer yok oluşlar yaşadık aslında. Şimdi 6.sının başındayız. Bilim insanları bunu bu şekilde söylüyor. Evet, bu bugünün bebeklerini de ilgilendiren bir sorun. Evet. Şimdi karşımızdaki gerçeği olduğu gibi görmemiz ve bir anlamda uyanmamız gerekiyor. Evet, bu neden oluyor bu? Aslında çok basit bir sebebi var. İklim değişiyor çünkü küresel ısınmaya yol açan gazlar salınıyor ve bu gazlar güneşten gelen ışığın dünyadan yansımasını engelliyor. Evet, her 1 derecelik artış için atmosfer %7 daha fazla ısı emiyor. Dolayısıyla daha konsantre bir yağıştan bahsediyoruz. Ben Rifkin'le bağlantımızı yeniden sağlamaya gayret edelim. Bu arada ben çok kısaca hatırlatayım konuşma başlıklarını. Son derece önemli bir konuşma gerçekten. Dünyanın durduğu eşik bizim için nasıl önemli ve bu hikayeyi nasıl yeniden yazabiliriz? Sayın Rifkin, can you hear me clearly now? Yeah, now I'm alright. Evet. Evet, ekosistemimiz aslında gerçek zamanlı olarak çöküyor. Peki buradan nereye gideceğiz? Sizinle bir hikaye paylaşayım müsaadenizle. Avrupa Birliği'nin liderliğiyle yeniden çalışmaya başladığımda şöyle geri yaslandık ve şu soruyu sorduk. Bu tarihteki büyük ekonomik değişiklikler nasıl gerçekleşti? Bunu baz alarak işte iklim değişikliğine yanıtlar verebilecektik çünkü. Şimdi tarihte geriye gittiğimizde 7-8 majör paradigma değişimi yaşanmış ekonomi tarihinde ve hepsinin ortak bir paydası var. Her birinde önündeki süreci yeniden tanımlayan teknolojiler ortaya çıkmış ve toplumun iletişim tarzını, güç ilişkilerini yeniden tanımlamış, ekonomik hayatı, sosyal hayatı ve hükümet ilişkilerini değiştirmiş. Bunlar hangi teknolojiler? Birincisi iletişim devrimi, ikincisi yeni enerji rejimleri, üçüncüsü yeni mobilite ve lojistik. İşte bu üçü yan yana geldiğinde çok sayıda insanın bir araya gelmesine, iletişim sağlamasına ve güç birliği yapmasına olanak sağlıyor. Ekonomide, toplumda ve devlet yaşamında. Evet, bu devrimler bizim yaşam tarzımızı değiştiriyor. Oryantasyonumuzu değiştiriyor, hükümetlerimizi değiştiriyor. Ekonomimizi nasıl organize ettiğimizi değiştiriyor, doğayla ilişkilerimizi değiştiriyor. Şimdi iki küçük örnek vereyim. 19. yüzyılda gelen ilk sanayi devrimi. Sonrasında biliyorsunuz buhar motoru geldi, sonra iletişim devrimi geldi ve yeni enerji rejimi ortaya çıktı. Kömür yeni bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıktı. Kömürle birlikte evet buhar motoru onu görmeye başladık.
İkinci sanayi devrimi Birleşik Devletler'de ortaya çıktı. Evet, 20. yüzyılın başlarında ise iletişim devrimi aslında ortaya çıktı. Telefonu gördük. Enerji devrimi ise ulaşım devrimi tarafından takip edildi. Evet, burada içten yanmalı motorlar karşımıza çıktı. Evet, yeni fosil yakıtlı motorlardan bahsediyorum. Bu küreselleşme tarafından takip edildi ve Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası yönetişim kurumları karşımıza çıktı. Evet, burada Brent petrolün 147 dolar olduğu dönemleri de gördük ama bu da bize fosil yakıtları tarafından sürücülendirilen devrimin sona erdiğini aslında gösteriyor. Evet, her şey şu anda fosil yakıtlara bağlı. Kozmetikten gıdaya, modadan inşaat malzemelerine, oradan ısınma ve aydınlanmaya kadar her şey bir şekilde fosil yakıtlarla sağlanıyor. Tam da böyle bir durumda Rusya Ukrayna'yı işgal etti, biliyorsunuz. Bu aslında enflasyonu da yükseltti. Aynı şekilde fosil yakıtlarla ilgili sorun yaşamaya başladık. Peki buradan nereye gideceğiz? Şimdi bir hikaye paylaşayım sizinle, müsaadenizle. Angela Merkel şansölye olduğunda ilk birkaç hafta zarfında Alman ekonomisini nasıl büyütürüz bağlamında benden yardım istedi. Ben Berlin'e gittim ve şansölyeye şunu sordum. İşletmeleriniz ikinci sanayi devrimine bağımlı yaşarken nasıl yapacaksınız diye bunu sordum. Bu da birkaç 10 yıl öncesinden bahsediyorum aslında. Burada iş gücü devrimi, finans devrimi, piyasa devrimi gibi şeyler karşımıza çıkıyor elbette. Tüm bunlar olurken Almanya'nın sahip olduğu altyapı eski bir altyapıydı. Evet, daha sonra şansölye ile yaptığımız konuşmalarda Avrupa Birliği ve Çin'de yükselen yeni bir sanayi devriminden bahsettik. Evet, burada iletişim devrimi ve internet de karşımıza çıktı, biliyorsunuz. 4,5 milyar insan ceplerindeki akıllı telefonlarla iletişime geçiyorlar ve bu telefonların bilgisayar kapasitesi Ay'a gönderdiğimiz astronot için kullandığımız bilgisayardan daha fazla. Evet, burada işletmeler, topluluklar artık kendi kaynaklarını üretiyor. Önümüzdeki 20 yılda güneş ve rüzgar enerjisini, aynı şekilde okyanusları kullanmaya başlayacağız küresel enerji üretiminde. Dolayısıyla milyonlarca insan kendi enerjisini zaten halihazırda üretiyor ve ürettikleri fazlayı da şebekelere satıyorlar. Evet, dünyanın başka bir yerinde geceyken mesela oraya elektrik satıyorlar. Evet. Bu da aslında daha demokratik ve güvenli bir dünyada yaşamak anlamına geliyor. Evet, bu büyük bir adım ileri yönlü olarak. Burada iletişim ve internet ve enerji değişimi eş zamanda yaşanıyor. Bunların üzerine mobilite devrimi de yaşanıyor. Burada enerji hücresinden kaynaklanan bir değişim de var. Evet, aynı büyük veriyi, analitikleri ve algoritmaları kullanıyoruz. Hem iletişimde, hem enerjide, hem de sürücüsüz ulaşımda. Evet, tarihin önemli bir dönemindeyiz. Bu işimizi yapış şeklimiz anlamında büyük değişiklikler getiriyor. Yani farklı bir dünyada artık yaşıyor olacağız. Şimdi şunu sizinle paylaşmak isterim bu noktada. Son iki yılda olan biten dünyanın her tarafında herkesi korkuttu, biliyorsunuz. Yani ölümüne korktuk aslında ama kimse bundan bahsetmiyor. Çünkü şunu görmeye başladık. Yani iklim değişikliği bir gerçek ve eski günlere dönme şansımız yok.
Evet, insanlar ne yapacağımız konusunda, bu süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda endişelere sahip, korkuya sahip. Evet, biz şimdi bu gezegenin aslında zannettiğimizin çok daha güçlü olduğunu da görmeye başladık. Aynı şekilde insan türü olarak aslında çok daha küçüğüz ve çok daha az anlamlıyız. Evet, uzun zamandır doğayı kendimize adapte etmeye çalıştık ve bu bizi aslında yıkıma götürdü. Şimdi şunu öğrenmenin zamanı. Biz kendi türümüzü doğaya adapte etmek ve yeni yollar bulmak durumundayız. Evet, genç kuşaklar, Z kuşağı ve genç milenyaller, onlar şimdi okullardan çıkıyorlar, mezun oluyorlar ve barışçıl protestolar gerçekleştiriyorlar. 6-7 defa cuma günü okullarından çıkan milyonlarca bu genç kuşak üyesi protestolarda bulundu. Evet, bir acil durum döneminden geçiyoruz. Hayatımızı organize etme biçimimizin değişmesi gerekiyor. Ve bu protestolar tarihteki diğer protestolara hiç benzemiyor bu arada. Farklı bunlar. Çünkü ilk defa bütün bir kuşak sokağa çıkıp protesto ediyor. Evet, kendilerini bir tür olarak, yani tehdit altında yaşayan bir tür olarak görüyorlar ve protestonun zemininde de bu var. Evet, tüm bunlar, yani ideolojik farklılıklarımız, dini farklılıklarımız, ekonomimizi yönetme biçimimiz, bu farklılıklar şöyle kenarda duruyor ve ya bunlar ortadan kalkmış değil, ama işte bu gençler bunları göz ardı ederek bir tür protestosu yapıyorlar. Biyolojik bir tür olarak, insan olarak protesto yapıyorlar. Şimdi son birkaç dakikam kaldı. Bu birkaç dakikada Türkiye'de ve Akdeniz bölgesinde, Akdeniz havzasında yapabileceklerimizle alakalı olumlu şeyler paylaşmak istiyorum. Evet, burada genç kuşaklar, burada büyümeden çoğalmaya geçiyorlar. Burada finans kapitalden ekolojik kapitale bir geçişten aslında bahsediyorum. Evet, bir çeşit fotosentez gibi, yani birincil üretimden bahsediyorum. Evet, burada gayri safi milli hasıla esenliğe harcanıyor ve artık yaşam kalitesi bir gösterge olarak ele alınıyor. Evet, hiper tüketimden çevre dostu bir yaşam kalitesine geçiş söz konusu. Evet, dikeyde entegre olmuş bir ekonomiden daha dağıtık bir ekonomik organizasyona geçişten bahsediyorlar. Evet. Evet, yüksek teknoloji içeren COBİ'ler var artık ve bu COBİ'ler kullanıcı ağlarını paylaşıyor ve dünyanın her tarafındaki ekonomik sistemleri kendilerine dahil ediyorlar. Bir çeşit küyerelleşme dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Glokalizasyon da denen bir süreçten bahsediyoruz. Sıfır toplamlı oyundan ağ etkisi olan şeyden bahsediyoruz. Yani ağda ne kadar kişi varsa o kadar fayda var demektir, değil mi? Ve nihayet fosil yakıtların jeopolitiğinden biyosfer politikasına bir geçişten bahsediyoruz burada artık. Güneş ve rüzgar enerjisinin paylaşımı öne çıkacak. Evet, son birkaç dakikada bazı haberler de paylaşmak istiyorum. Ben şu an kendi ofisimde oturuyorum. Şu anda Ulusal Sağlık Kurumu'nun da birkaç dakika uzağındayım. Bu kurum İnsan Biyomu adında bir proje geliştiriyor. Evet, bu artık insanları bir metafor değil, bir ekosistem olarak gören bir anlayış. Ve burada şaşılacak bir şey de yok aslında. Çünkü burada vücudumuz hidrosferden suyu alıyor mesela ve onu başka bir yere aktarıyor. Litosferden elementleri alıyor. Vücudumuza giriyor bu elementler, daha sonra başka bir yere gidiyor. Atmosferden oksijeni alıyoruz, oksijen vücudumuza giriyor, daha sonra başka bir yere gidiyor. Dolayısıyla biz aslında bir ekosistemiz ve bütün büyük resmin bir parçasıyız. Evet, biz her zaman değişiyoruz.
mesela iskelet ya da insan karaciğeri, karaciğer her 365 günde bir yenileniyor mesela. Şimdi bilim insanlarımız vücudumuzda artık yalnız değiliz gibi şeyler söylüyorlar. Vücudumuzdaki hücrelerin yarısı aslında bize ait değil, başka şeylere ait. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve benzeri şeyler. Evet, vücudumuzda 20 bin gen var. Milyonlarca başka gen de var, başka organizmalara ait olarak. Evet, biz bir ekosistemiz aslında. Bu gezegeni kendi vücudumuzda birleştiriyoruz. Evet, bu aslında genç kuşaklar için son derece rahatlatıcı bir şey. Yalnız olmadıklarını görüyorlar. Doğadan ayrı, ayrılmış bir varlık değiliz. Ve doğa bizim düşmanımız değil. Biz bu ekosistemin, bu gezegenin bir parçasıyız. Ve gezegeni kendi ihtiyaçlarımıza uydurmaya çalışmak yerine kendi türümüzü gezegene uydurmaya başlamanın da zamanı. Son olarak en çok sanırım en rahatlatıcı olan da bu. Birçok kişi, yani beni dinleyen birçok kişi şu anda bu söylediklerini başarabilir miyiz? Sağ kalmamız mümkün mü? Yani bütün olarak sağ kalmayı becerebilecek miyiz? Gibi sorular soruyorlar. Bundan eminim. Şimdi birçok kurum var Amerika'da ve onlar da tüm bu binlerce yıllık zaman zarfında insanlık nasıl sağ kaldı, nasıl hayatta kaldı diye soruyorlar. Yani kürkümüz yok, çok da güçlü değiliz, iki ayaklı canlılarız. Okyanusları aşarak nasıl ayakta kaldık? Evet, hikaye şu, yıllar evvel, 200 bin yıl evvel Homo sapiensler olarak bizim türümüz yaklaşık 800 bin yıl evvel ortaya çıktı biliyorsunuz. Ve 250 bin yılı aşan bir gelişme sürecimiz oldu. Afrika'dan geldik, savanalardan geçtik ve son buz çağı ortadan kalktı, hava güzelleşti, tarım yapmaya başladık, pastörizasyonu başardık, hidrolik medeniyetler ortaya çıktı, sanayi devrimi ve ilerleme çağı ortaya çıktı. Smithsonian adındaki kuruluş jeolojik olarak şu soruyu, şöyle bir bulguyla gelmiş. Bu 800 bin yıl boyunca aslında iklimde yaşanabilecek en radikal değişiklikleri deneyimledik biz. Evet, bu dönemde gezegenimiz ilginç bir şekilde dönüyordu ve sonra 100 bin yıllık bir buzul çağı yaşandı. Sonra 10 bin yıllık ısınma, sonra tekrar 100 bin yıllık buz çağı ve tekrar 10 bin yıllık bir ısınma dönemi. Bir döngüden bahsediyorum aslında, uç sıcaklıkların yaşandığı ve yüz binlerce yıl süren bir döngüden bahsediyorum. İşte bunları aşarak nasıl sağ kaldık, değil mi? Soru bu. Biz gezegende en kolay adapte olan canlılarız, bakteriler ve virüsler hariç tutulursa. Büyük bir beynimiz var. Bilgiyi paylaşabiliyoruz. Gelecek kuşaklarla paylaşabiliyoruz. Nöral ağlarla empati yapabiliyoruz ve gezegeni çok daha bilişsel bir şekilde deneyimleyebiliyoruz. Evet, en iyi adapte olan tür insanlar. Evet, Türkiye'deki genç dostlarımızın anlaması gereken şu. Evet, tarih boyunca aslında doğaya adapte olduk. Biz diğer bütün türler gibi ve sağ kaldık, çoğaldık. Son birkaç yüz yıldır ise doğayı kendimize adapte etmeye çalışıyoruz ve işte gezegene verdiğimiz zarar ortada. Evet, şimdi eskiye dönme, eski anlayışa dönme zamanı ama bunu sofistike, derinlikli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Türkiye'de genç bir kuşak var ve bu büyük dönüşümü, 3. sanayi devrimine dönüşümü başlayıp gerçekleştirebilirler. Evet, burada aslında Akdeniz ekosisteminden bahsediyoruz. Bu Türkiye diğer 22 ülkeyle, Akdeniz havzasındaki 22 ülkeyle bir araya gelip
ortak bir yönetişim kurmak durumunda. Çünkü bu burada olan her şey herkese etkiliyor. Akdeniz'de olan her şey buradaki her toplumu etkiliyor. Bu da Akdeniz Havzası'nda işbirliği yapacak yeni kuşaklar gerektiriyor. Evet, Türkiye biliyorsunuz Asya ile Avrupa arasında bir köprü. Türkiye 3 kıtanın ortasında bir merkez. Türkiye aslında lider bir harekete geçirici. Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkeleri harekete geçirebilir. İklim değişikliğine ele alarak bunu yapabilir ancak Türkiye ve şu an Türkiye dünyada en çok risk altında olan topraklardan birine sahip. Evet, Türkiye bu konuda liderlik edebilir. Türkiye bir G20 ülkesi ve üniversitelerinizde müthiş yetenekler var. İş dünyanız da aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye'yi örnek hale getirecek yeteneğe, beceriye sahipsiniz. Bunu yaparken Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelere de ulaşabilirsiniz. Ve bu şöyle bir mesaj da olacak. Bakın, biz hepimiz insanlarız ve bu Akdeniz Havzası'nda birlikte yaşıyoruz. Eğer Türkiye bu liderliği yaparsa bir pivot rolü oynayabilir. Yani hem 3. sanayi devrimine geçer hem Avrupa Birliği'ne yakınlaşır. Evet, Türkiye'yi işte bu pivot, bu merkez ülke haline getirmemiz gerekiyor. Avrupa ve Asya'yı birleştiren ve tek kıta haline getiren bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, bu yeni çağ için işe başlamanın zamanı. Bunu diğer canlılarla uyum içinde yapacağız ve doğayla olan ilişkimizi takdir ederek, minnettarlık duyarak yapacağız. Evet, bu sadece büyüme değil, esenlik de getirecek bize. Ve bu şekilde yaşam kalitesini artıracağız. Evet, büyük misyon bu ve bunun için ikinci bir şansımız olmayacak. Bu şimdi yapılmak durumunda. Zamanımız azalıyor ve bu şu anda mümkün. Evet, Türkiye'de birlikte yaşayarak ve sizden öğrenerek bunları başarıyor olacağız. Bunu yaparsak Akdeniz'in geri kalanı için de örnek oluruz ve evet, adapte olacağız ve bu yaşam denilen güzel deneyimin bir parçası olduğumuzu göstereceğiz. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Thank you so much, Mr. Rifkin. We are honored.